Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü resmimizde sulu boya kullanacağız. Sulu boyalarımızı ve resim defterlerimizi hazırladıysak resmimize başlayabiliriz. İhtiyacımız olan şey bir tane küçük bant. Ben bu bantı kağıdın tam ortasına koyup bantın yuvarlaklığından faydalanarak oraya bir güneş silüeti vereceğim. Çalışmamızın teması gün batımı. Gün batımında hafif kızıllıklar olur biliyorsunuz ve bu kızıllıkları biz sulu boyayla vermeye çalışacağız. Burada kağıdımızın tamamını suyla ıslatalım. Çünkü sürdüğümüz boyaların daha çabuk yayılmasını sağlayacak ve işimizi kolaylaştıracak. Fırçamı suyla ıslatarak sarı rengi birazcık daha dağıtıyorum. Bu kısımda iki tane sarı renk var. Ben ikisini de karıştırarak güneşimin etrafını sarı renkle tekrardan geçmek istiyorum. Ve olabildiğince sürdüğüm rengi kenarlara dağıtıyorum. Sarıdan sonra turuncu, turuncudan sonra kırmızı olarak renk kademelendirmesini yapacağım, renk geçişlerini. Şimdi de turuncu rengimi sürüyorum ve yine aynı şekilde fırça darbeleriyle dağıtıyorum. Ben bu çalışmada tek bir fırça kullandım. Sulu boyanın kendi içinden çıkan fırçasını kullandım. Değişik fırçalar da tabii ki kullanabilirsiniz ama benim elimde sadece bu fırça olduğu için bununla çalışmamı yapmak istedim. Yani tek bir fırçayla da resim yapılabilir. Sulu boya yaparken kağıdımız ne kadar ıslanırsa o kadar çok kağıt böyle yıpranıyor ve hamur gibi topaklanmaya başlıyor. Bu yüzden siz resim kağıdı kullanın ve altına mutlaka boş bir kağıt daha koyun. Ya da kenarlardan 3'er santim boşluk bırakarak bir dikdörtgen şekli de çizip onun içine de resminizi yerleştirebilirsiniz. Ben A4 kağıdına çizdiğim için zaten küçük bir kağıt, o yüzden tamamını kullanmak istedim. Şimdi de kırmızı ve turuncuyu karıştırıp birazcık daha koyulaştıracağım. Fırçaya karıştırdığınız rengin denemesini boş bir kağıtta hafif böyle çizip sonradan yaptığınız resme uygularsanız daha doğru sonuçlar alırsınız. Bu şekilde yanlış renklerin önüne geçmiş olursunuz. Bu kısımda resmi çizdiğiniz zemin kirlenebilir. O yüzden altına boş büyük daha büyük bir kağıt koyabilirsiniz veya dediğim gibi kenarlardan 3'er santim boşluk bırakarak bir dikdörtgenle sınırlandırırsınız resminizi ve o çizdiğiniz dikdörtgen içerisine çizersiniz resminizi. O şekilde kenarlara taşma olsa bile oradan kesebilirsiniz. Dış kısımdaki alanın rengini birazcık daha koyulaştırıp renklerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Çocuklar bir de sulu boya kuruduktan sonra renk birazcık farklılaşabiliyor. Güneşimin sarı olan kısımlarının kaybolmasını istemiyorum. Bu yüzden fırçamla sarı olan renkleri uçlara doğru dağıtmaya çalışıyorum. Fazla olan su ve boyayı istemediğim renkleri peçeteyle birazcık alıp hafifletiyorum.
Zeminin daha koyu bir renk olması gerekiyor. O yüzden zeminimi birazcık daha koyulaştırıyorum. Kırmızı yeterli değilse kırmızının içine birazcık kahverengi karıştırıp zemininizi o şekilde yapabilirsiniz. Zemin için eğer kahverengi de yeterli gelmediyse hafif bir siyah karıştırıp kırmızı, kahverengi ve hafif bir siyah karıştırıp zemin rengini elde edebilirsiniz. Bu şekilde daha güzel bir renk ortaya çıkacaktır. Bu kısımlara hafif bulut görüntüsü vermek istiyorum ve bu bulut görüntüsünü vermek için zeminde kullandığım renge yakın bir renk kullanmak istiyorum. Bordo, daha koyu bir kırmızı da kullanılabilir. Zaten bunlar çok siyah oldu şu an. Açacağım bunları. Bu kısımda da peçeteden yararlanıp biraz fazla olan suyu ve rengi topluyorum. Bu kısımda fırçama birazcık sarı renk alıp güneşimin etrafındaki sarılıkları dağıtıyorum, birleştiriyorum diğer renklerle. Şimdi resmimizin ilk aşamasını tamamladık. Burada yapmanız gereken resim kağıdının iyice kurumasını sağlıyorsunuz. Islak ve nemli bir şekilde kalmayacak. Tamamen kuru olması gerekiyor. Çünkü üzerine keçeli kalemle otlar çizeceğiz. Yoksa bu otlar dağılıyor renkleri. Şimdi kuru otlarımızı çizmeye başlayabiliriz. İstediğimiz şekilde ve istediğimiz yöne doğru otlarımızı çiziyoruz. Dediğim gibi bu kısımda resim kağıdının kuru olması çok önemli. Çünkü keçeli kalemle çizdiğimiz otlar bir süre sonra mürekkepleri dağılmaya başlayacak ve bu da istemediğimiz bir görüntünün oluşmasına sebep olacak. Otların bazılarını kalın, bazılarını ince yapacağız ve uçlarına başak taneleri yapacağız.
Otların uç kısımlarına başak görüntüsü vermek için minik minik dokunuşlar yapabiliriz. Benim kağıdım çok kuru olmadığı için ilk başta çizdiğim otlar biraz sonra dağılmaya başlayacak renkleri. Siz de göreceksiniz. Hatta başak taneleri bile resmin sonlarına doğru iyice birleşecek ve bakın şu anda olduğu gibi kaybolacak yani. O yüzden siz mutlaka kağıdınızı iyice kurutuyorsunuz ve ondan sonra keçeli kalemle çizmeye başlıyorsunuz. Bakın dağılmaya başladı bile, hiç hoş bir görüntü olmadı. Biraz aceleci davrandığım için bu şekilde oldu. Kısmında yaprak çizelim. Zemindeki boşlukları minik minik otlarla dolduralım. Evet çocuklar, sulu boya çalışmamız burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.